Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugünkü konum Kur'an'dan iki tane önemli ayet. Bu ayetler gelecekten haber veriyor. Allah din günü elçileri konuşturacak. İsa peygamber de konuşturulan elçilerden bir tanesi. Ve Kur'an'ın bir alıntısı var onun konuşmasından. İzninizle önce okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sen mi halka Allah'tan başka beni ve annemi ilah edinin dedin? Bakın burada bir soru var. Allah'tan başka beni ve annemi ilah edin dedin mi? Demek ki böyle bir iddia var İsa peygamber hakkında. Yani onun ilahlığını iddia eden bir takım kişiler var. Sen yücesin, hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. İsa peygamber böyle bir cümle kurmamış. Zaten böyle bir şey demiş olsaydım sen bilirdin. Sen benim düşüncemi bilirsin. Ancak ben senin düşünceni bilmem. Sen tüm gizemleri biliyorsun. Allah İsa peygamberin dilinden ona atılan iftiraları reddettiriyor. Yani o gün, din günü Hristiyanlar İsa peygamberin oğlu olduğundaki inançlarının yanlışlanmış olduğunu tanık olacaklar. Yani kendilerine bunu anlatan din adamları aslında doğruyu değil, yanlış bir dini öğretiyi onlara öğretmişler. İsa peygamber ne demiş peki? Hayatı boyunca ben onlara Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'tan Allah'a kulluk edin diye bana emrettiğinden başkasını demedim. Allah aralarında bulunduğum sürece onlara tanıktım. Canımı aldıktan sonra ise onların üzerinde gözetleyici oldum. Sen her şeye tanıksın. Şimdi İsa peygamber gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Hristiyanların da iddia ettiği gibi bir cümle kurmamış. Yani teslisi İsa peygamber onlara öğretmedi. Öyle bir şey hayatı boyunca da demedi. Ama o öldükten hemen sonra bir takım din adamları iş başına geçip bu iftiraları onun üzerinden halka anlattılar ve halkı kandırmayı başardılar. Halen milyarlarca Hristiyan uydurulmuş bir din üzerine yaşıyor. Ama günümüzdeki din Müslümanlar da bunlardan farklı değil. Çünkü her elçinin, bakın 112. ayeti izninizle okuyayım. Böylece her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiraları aldırma. Bakın her elçinin arkasından yaldızlı sözlerle halkı kandıran insanlar olacağını Kur'an haber veriyor. Yani bize dikkat edin. Din adamları peygamberlerin ardından iftiralar yapıyor. Siz de sakın ha bu iftiralara kanmayın deniyor. Câsiye suresi 6. ayette önemli bir ayet. Bakın bu ayette önemli bir soru soruluyor. Lütfen özellikle tüm sünni kardeşlerimin ve şii kardeşlerimin, selefilerin bu ayet üzerine özellikle düşünmelerini istiyorum. Bunlar sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise iman edeceksiniz? Yani herhangi bir hadisi iman konusu yapmamalısınız. Kur'an din olarak bütün öğretilerin içerdiğine iman etmeniz gerekir. Allah'ın ayetlerinden sonra hiçbir hadis iman konusu olamaz. Câsiye suresi 6. ayet bu konunun altını çiziyor. Yunus 15. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman ne derler onlar? Bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir yahut onu değiştir derler. Yani Kur'an'ı beğenmiyor bu insanlar. De ki onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnızca vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. Aynen bu cümleleri biz de kuruyoruz arkadaşlar. Biz sadece vahyedilene uyarız. Büyük günün azabından korkarız. Rabbimiz bize tas tamam ve mükemmel bir din gönderdi ve bu din Kur'an'ın içerisinde. İhtilaf dinde etmemeliyiz. Allah ihtilafı ve mezhepleşmeyi Kur'an'da yasaklıyor. Dolayısıyla tüm elçilere, elçiler öldükten sonra onun ardından gelen bir takım uzman kişiler usturuplu bir şekilde yalanlar söyleyerek halkı yanıltıyor ve kandırıyorlar. Dikkat edin. Lütfen inandığınız kitaba ihanet etmeyin. İnandığınız kitabı gereği gibi okuyun. Bu ayetler de önemli. Birçok videomda bu ayetleri işliyorum. Ezbillah. Enam 22. Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara nerede iddia etmiş ortaklarınız, iddia etmiş olduğunuz ortaklarınız. Onların tek savunması şu olacak: biz Rabbimiz Allah'a andolsun asla ortak koşmadık.
kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydurdukları şeyler kendilerini nasıl da terk etti. Gördüğünüz gibi hiçbir müşrik, yani hiçbir Hristiyan şirk üzere olduğunu bilmiyor. Hiçbir Yahudi de. Ve dini tahrif etmiş din adamlarını izleyen ve Kur'an'dan habersiz Müslümanlardı. Dolayısıyla hepimizin yapması gereken şey kitabımızı, yani iman ettiğimiz kitabı gereği gibi okumak, anlamaya çalışmak, üzerinde derin derin düşünmektir. Birbirimizle görüş alışverişi yapmalıyız, konuşmalıyız. Kavga etmeden, büyük böyle cedellere, tartışmalara girmeden. O yüzden tüm Müslümanları Kur'an üzerinde düşünmeye davet ediyoruz. Ayrıca 114 Hareketi Derneği Yeni Bosna Şubemizde İstanbul'da tüm kardeşlerimizi beklerim. Özellikle Sünni kardeşlerimizi bekliyoruz. Her türlü konuyu konuşmak için, tartışmak için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Selamünaleyküm.